Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve intikam soğuk yenen bir yemek. Nedir? İntikam. Hepiniz kanalıma ve GTA 4'ün 28. bölümü başladığımız gibi değil mi bu? Başladığımız yer yüksek ihtimalle finale hoş geldiniz. Dimitri'den alınacak bir intikamımız var. Videoları beğeniyorsanız serinin son bölümü içinde bir beğeni atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Optimizasyon sorunu olmasına, hikayenin kopmasına rağmen sona geldik. Dmitri gemide. Hadi bakalım. Dmitri gemide. Uzun bir bölüm olacak. Kanser olmaz inşallah. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Ve başlıyoruz abi. Soğuk yenen bir yemek. 7 harfle. Aramızda kalsın. İntikam. Vay be, başladığımız yerde bitirmemiz çok güzel gönderme. Ya Rockstar ama niye şaşırıyorsam o da çok tuhaf değil mi? Yani şaşırıyoruz da adamların çıkardığı çıtayı görünce aslında şaşırmamamız, normal karşılamamız gereken şeyler. Ama ne zaman böyle Rockstar'dan bir iş gelse herkes çok şaşırıyor. Ve gerçekten şaşırıyor, yapmacıktan da değil. İşin komik tarafı da o. Halbuki adamlar kendiyle inanılmaz kanıtladılar. Yani Rage motoruna geçtiler. Evet, optimizasyon sorunları olabilir. Ama bu oyun olmasaydı GTA 5 olmazdı. GTA 5 olmasaydı Red Dead Redemption 2 gibi bir efsane olmazdı. GTA 6 olmazdı. Bunu da öyle düşünmek lazım. Başlıyoruz abi. Sıkıcı çatışmayı keselim. Aha, gel bakalım Dimitri. Bu arada 10 dakikadır kontrollü çatışıyoruz. Oraları YouTube için kesmişimdir çünkü uzun bir bölüm olacak, sıkılmayın kardeşlerim. Çünkü bundan sonra final görevi 3 bölümden oluşuyor. Bu ilk bölümü çünkü. Bu chapter 1'ı. Bu intikam kısmı. İkinci parti düğün, üçüncü partide neydi? Düğünün devamı. Hatırlamıyorum. Yersiniz. Hatırlıyorum bu arada da. Yani. Sana ben buradan bir roket sallayabilir miyim? Roket sallayabilir miyim acaba? Şu an izleyenler ve oynayanlar daha doğrusu sallasana bir roket diye düşünüyordur. Benim de aklımda hemen roket sallamak geçti şu an. Patlama yedim. Ve roketi sallıyorum abi. Roketim nerede? 4 tane var. Aa tek attım. Çok iyi. Bileydim baştan hiç çatışmazdım ki. Direkt roketi sallayıp ara sahneye tetiklerdim. Yok mu kafasına şöyle roket sıkmam? Ama tabii yakında olduğumuz için sıkıntı. Yaparım normalde, beni tanıyanlarınız varsa biliyordur net yapacağımı. Ama yani bu kadar yakından yapmam. I killed Dmitri. It's over. He was on the platypus. The boat I arrived in Liberty City on, so it seems it ends where it began. I guess you did what you felt you had to do. No deal, no money, no hot tubs and models. But Dmitri will not bother you again. I will see you at the wedding, yeah? Bunu derken bu arada Niko'nun 1 milyon değil de 809 bin param var şu anda normalde. Şu anda yani onu gösterebileceğim bir yer var mı bilmiyorum ama 809 bin dolarım var bu arada. Kanka ben seni Amerika'da krallar gibi yaşatırım. Bu parayla. Vay be. Harbi bitti. Yani şunu söyleyebilirim. Hikaye çok kopuktu. Arada yaptığımız görevler çok labaliydi ve ana hikayeden buraya biz ne için geldik? İntikam için geldik. Kimden intikam alacaktık? Bizim arkadaşlarımızı öldüren birinden. O yüzden çok koptu hikaye. Barak sol altta gözüküyor para. Yani çok kopmuştu hikaye. Beni çok hayal kırıklığına uğrattı GTA 4'ün hikayesi. Ki böyle hatırlamıyordum ben. Üzüldüm ya gerçekten. Mesela polis ne alaka şimdi kanka? Neyse devam edelim bakalım. Daha konuşacağım var. Parça parçaya böleceğim bu bölüm anlatacaklarımı. Ama eminim hak vereceksiniz bana yani. Oynamasınız bile izlediğiniz seri olarak hak vereceksiniz. Konuşamadıklarımı da finalin diğer kısmında söyleyeceğim. Ama önce düğün zamanı. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Yes, I did it! Hey! Yes! Congratulations, cousin! Thanks for coming. Okay. All right, yes, okay. There we go. Okay, yes, we are married. Okay. You fucking double-crossed an immigrant shit! Get on! Oh, one out of this blood clot. Niko, come on. Oh. Somebody call an ambulance. Call a fucking ambulance! She's dead! What? Oh, shit! She told me to leave it. I thought I had. I thought it was over. It's never over, Aya. Niko, you can't blame yourself. Of course I can! She's dead! Easy, Aya, brother, man. Easy. Calm down, man. Niko, you have to get out of here. Yes, go on, man. We have to leave, man. Just leave. Get out of here. Don't worry, we'll take care of this, man. Okay. Sebep? Al sana bir mantık atı. Ya bak, hikayeden kopukluk, mantık hatası yiyorduk ya. Al bir mantık hatası da abi. Ya bir insan sevdiği vurulur diye niye kaçar oradan? ya abi inanamıyorum. İşte al sana hatanın hatası. Bak senaryonun en saçma tarafı olabilir ya. Abi sevdiğin vuruluyor ve sen uyumaya mı gidiyorsun? Oradan kaçıyor musun gerçekten? Abi ya şaka gibisin Rockstar. Bu ne ya? Ya bu ne kanka? Bu ne alaka şimdi? Mesela bunun bir mantıklı bir açıklaması olan varsa yorumunu gerçekten dinlemek isterim. Ne alaka? Ne alaka abi? Sevdiğin insan vurulacak. Tamam mı? Sen de hiçbir şey olmamış gibi devam mı edeceksin gerçekten? Yani oradan neden kaçarsın abi? Polis gelsin, ambulans gelsin, sen vurmanın ki. İnanılmaz. Oo, selamünaleyküm kardeş. Wait for me. I'm on my way. What is Roman doing there? This is not the place for him. He's backing up, Rasta. I both be seeing one love. Hadi bakalım Roman ve Jacob'la Alderney'deki arabada buluşacağız. Hadi bakalım. Mermilerimi teçhizatımı hazırlayayım. Çünkü son kısma gidiyoruz. But I do not think this is the place for you, Roman. This is too dangerous. You are my cousin, Niko, and Kate died at my wedding. I'm helping you. Helal olsun ha sana. Harbi helal olsun. Roman adamdır işte. Roman'ı bir daha görebilmek dileğiyle. Ama öyle ama böyle. Hadi bakalım. Kaçın bakalım ne kadar kaçabileceksiniz. Yani dediğim gibi yani ne bileyim hikaye bu kadar kopuk olması bence Rockstar'ın en büyük yaptığı hatalardan biri olabilir. Mesela GTA San Andreas'te neredeyse bu kadar bölüm sürdü. 29 muydu? 27 mi? Ya bu civarda bir şey sürdü. Vallahi San Andreas daha bir değişikti biliyor musunuz? Ben bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ben San Andreas'ı hiç sevmem. Ama net söylüyorum bunu. GTA 4'ten çok keyif aldım San Andreas'tan. İşte demek ki burada bir yanlış var demektir. Çünkü o kadar birbirine bağlıydı ki yani CJ'in başına gelme nedenlerinden tut da ekstra olaylara kadar o kadar birleşikti ki. Yani bilmiyorum ya GTA 4 o kadar kopuktu ki. Girişi çok güzeldi. Gelişmesi güzel değil. Aradaki bütün hikayenin kopukluğu bence çok kötü. Ritmi tutturamamışlar. Bakalım sonuç nasıl olacak göreceğiz. Ha burası bu bölge. Burada martı var burada bir tane. İlginizi çekiyorsa toplamak 200 tane pigeon diye geçiyor. Vurabilirsiniz. Gerçi buradaki martı değil ya kuştu. Kuştu martı mı her neyse işte. Gizli paketin yandan çarptısı ama eski oyunlarda gizli paketler çok önemli. GTA 5 San Andreas'ta biliyorsunuz. Topladıkça size silah açıyor oyun. Evlerinize işte malikanenizin köşesine falan silah koyuyor ama bu oyunda 200 tane kuş öldürüyorsunuz. Karşına hiçbir şey vermiyor yani. Dandik bir tişört bile vermiyor. Ve intikam zamanı. Ha eyvallah. 60 FPS oynadık. Ama abicim insanlara acıyorum ha. Yani şu YouTube'da sınırsız FPS oynayıp da bir sürü bug'a takılan insanlar olmuş ya. İnanılmaz yani. FPS sınırsız diye kitlenen ara sahnemi ararsın. Mesela finalde birazdan göreceksiniz. Motorla kovalayacağız bunun devamında. Ve helikoptere atlamaya çalışacağız. Şaka gibi helikopterde space spamı yapmamız gerekiyor. Ki bu bir kamyon görevi vardı birkaç bölüm önce. Onda da aynı şekilde geçerliydi. FPS'iniz sınırsızsa oyun sizin space'e bastığınızı algılamıyor kardeşlerim. Evet böyle ilginç bir oyun. Yani böyle ilginç bir şey yani. Hiç mi düzeltmek akıllarına gelmemiş? Hiç mi uğraşmak istememişler? Çok ilginç Rockstar ya. And you killed someone I cared about. It's over for you now, Jimmy. I still got something left. Hadi bakalım. Şimdi işte son kısma geldik artık. Takip görevi. Bu arada bu oyunun fiziklerini öven varsa dünyanın yani hiç oyundan anlamıyordur. Hiç hakaret etmeyin durduk yere. Yani gerçekten oyundan anlamıyordur. Bu oyunun fizikleri bence gördüğüm en kötü fizikler olabilir. Yani bir insana özellikle kafadan, gövdeden, kalp bölgesi, kalp akciğer buralar çok hassas yerler biliyorsunuz. 10 mermi sıkıp o adamın hala Yeşilçam, Hollywood bile değil. Yeşilçam'daki gibi böyle yıkılmayıp böyle dans ettiğini görüyorsanız havada, böyle ayakta daha doğrusu, kesinlikle bana gerçekçi fizikten bahsedemezsiniz. Motor sürmek bir eziyet. Şu an bakmayın konuştuğuma, şu an ben aslında şu an tedirginim yani. Ben tedirginim. Bu arada umarım sayarsan helikopter gözükmüyor ama. Heh bak işte. Ve oyunun en büyük saçmalığı. Bak bizde problem olacak mı görelim. Bak bizde problem olmuyor görüyor musun? Bak bunu mesela hepiniz sınırsız deneyin bakayım yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Ben mi sürüyorum? Aa okey. Ya bak buna çok sinir oldum ben. İşte oyun seri boyunca en çok sinir olduğum şeyler fizikleri oldu oyunun. Ya gerçek hayatta bütün araçlar hidrolikli mi abi? Arkadaşlar sağa sola mı yatıyor böyle? Ya bunlar bence dünyanın en saçma fizikleriyle bir hala da hani bazı arkadaşlar görüyorum, internette de görüyorum. GTA işte en iyi fizikli GTA oyunu olabilir falan diyenler var. Değil abi. Hayır. Şaka mısın? Ne olur script olsun lan. Bir dakika ne olur script olsun. Eğer gerçekten tekleyiysem üzülürüm. Script aynen okey. Script okey. Ana bir an script değil zannettim biliyor musunuz? Her neyse lan finale geldik. Son sözümü de söyleyeyim. Yani dünyanın zaten en iyi fizikli oyunu diyorsun ama Rockstar böyle düşünseydi aynı fiziği GTA 5'te uygulardı. Aha hadi bakalım son zamanı. Yani fizik mevzusunu hala diyorum yani aklınızda bulunsun yani. Çıkıp da şunu diyemezsiniz abi. GTA 4 dünyanın en iyi fizikli GTA oyunu falan. Bu boş hikaye arkadaşlar. Bu boş hikaye. Eğer öyle olsaydı dediğim gibi kesinlikle GTA 4'teki fizik GTA 5'e aktarırlardı birebir. GTA 4'ten 5'e geçen şeyler var mı? Evet var. Ama fizik onlardan biri değil. Ve final. Bitti. What the fuck? Did she ever do to you? I wanted you, you immigrant dipshit. Big talk. You want to know something funny? Not really. The commission, the old families. I know some of those guys. And they thought you were a fat fucking joke. Whatever. A joke. Sıkmak istedi bu arada bak. Ama bir anda boşluğa düştün değil mi? Şu an ben de öyle hissettim bir an. Bir anda boşluğa düştü. Really? I don't know. What did I do? Gerçekten ne başardı? Yani harbiden Niko ne başarmış oldu şu anda? Now we can start making money. Really? I suppose so. We won, man. We won. Gerçekten öyle yani, ne başardı işte. Ah be lan. Öyle böyle bitirdik bir seriydi abi. Arkadaki müzik telif kesin ya. Yapma be kanka. Efendim, bir seri boyunca izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Acısıyla tatlısıyla bir serinin daha sonuna geldik. Farklı bir seride görüşmek dileğiyle. İnşallah bilgisayarımı aldığımda, kaç ay sonra olur bilmiyorum açıkçası, GTA 5'i full modlu bir şekilde hikayesini oynadığımız seride görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Acısıyla günahıyla 28 bölümde bana katlandığınız, GTA 4'e katlandığınız için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bu siyah ekranın modla alakalı, performans moduyla alakalı olduğunu biliyorsunuzdur. Tekrar söylemiştim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.